şu tespitleri açık sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Biz her türlü darbeye, darbe girişimine, darbeci zihniyete tereddütsüz, amasız, fakatsız karşıyız. Bunun kadar devlet içi her türlü illegal örgütlenmeye, çeteleşmeye net, açık, kesin bir biçimde karşıyız. Devlet içindeki illegal yapılanma veya çete faaliyetleriyle mücadelenin demokratik hukuk devletleri açısından bir hak ve sorumluluk olduğunu kabul ediyoruz. Adı ister Susurluk olsun, ister özel büro olsun, ister kontr gerilla, ister gladio olsun, ister herhangi bir cemaat olsun. Fark etmez. Devlet içinde illegal her türlü yapılanma gayrimeşrudur ve mutlaka mücadele edilmesi gereken önemli bir tehdittir. 15 Temmuz darbe girişimine gelelim. Bu girişimin menfur, kanlı ve lanetlenmesi gereken bir organizasyon olduğunu bu kürsüden ve bütün mümkün platformlardan sürekli dile getirdik. En ufak bir tereddüdümüz, amamız, fakatımız yok bizim. Ama şurada başlıyor. Eğer bir darbe girişimiyle bu kadar vahim, yıkıcı sonuçlar doğuran bir darbe girişimiyle ilgili soru işaretleri varsa kamuoyunda, bunları aydınlatmak en başta meclisin ve siyasi otoritenin görevidir. Bu soruları aydınlatmadığınız takdirde şüpheleri kalıcı hale getirir, siyasi sorumluluğun altında ezilirsiniz. Bu şüpheler nelerdir 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili? Birincisi, komisyon çalışmalara başladığında belirttik, tekrar kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Darbe girişiminin siyasi otorite tarafından Cumhurbaşkanı, hükümet ve diğer siyasi kurumlar tarafından önceden haber alındığına dair ciddi kuşkular var. Bu kuşkuları gidermek zorundaydınız ve zorundaydık. Darbenin istihbaratı ne zaman alındı? Bilgisi kime ne zaman ulaştı? Bu bilgiler ulaştıktan sonra kim ne yaptı? Bu sorulara doyurucu yanıt vermemek, darbeyle ilgili şüpheleri siyasi iktidarın kontrollü darbe yaptığı iddialarını sürekli canlı tutacaktır. Öyle kontrollü darbe iddiaları ileri sürüldüğünde bağırarak çağırarak, tehditler savurarak, demagojilerle, polemiklerle sorumluluktan kaçmak mümkün değildir. Size şimdi çok hızla bazı verileri aktaracağım. Birincisi, darbe komisyonu kuruldu, darbe araştırma komisyonu kuruldu, oy birliğiyle kuruldu. Hızla çalışmaya başlamasını istedik. Çünkü olaylar sıcak ve tazeyken bilgileri daha sağlam alabileceğimizi düşündük. Dört parti bir ortak önergeyle meclise getirdiler bu talebi ve meclis genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. Ne zaman kabul edildi? 26 Temmuz'da. Daha sonra üye seçimi için 19 Ağustos'u bekletti AKP. Üye vermedi. Diğer üç parti üye verdi. 19 Ağustos'a kadar üye bildirmedi. 19 Ağustos'tan sonra da ancak 4 Ekim'de toplantı yapabildi darbe komisyonu. 10 Aralık'ta da Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması geldi. İşi uzatmalarının bir gereği yok, bir an önce bitirsinler diye. 4 Ocak'ta da darbe komisyonu çalışmalarını bitirdiğini ilan etti. Darbe komisyonunun raporu ise
daha yenilerde geçen hafta yayınlandı. 4 Ocak'ta bitiyor. 6 ay sonra rapor yayınlanıyor ve rapor bütünüyle açık kaynaklardan alınabilecek bilgilere dayanıyor. Herhangi bir aydınlatıcı işlevi bulunmuyor. Oysa mecliste bir araştırma komisyonu kuruyorsanız gazetelerden, dergilerden, televizyon haberlerinden alınacak bilgiden fazlasını, onun arkasını, dibini araştırmak zorundasınız. Ortaya çıkarmak zorundasınız. Böyle yapılmadı. Bizler muhalefet, diğer muhalefet partilerin üyeleriyle birlikte 4 tane ismin mutlaka dinlenmesi gerektiğini söyledik. 15 Temmuz'da neler yaşandı sorusunu aydınlatmak için bu isimler çağrılmalı dedik. Kimdi bunlar? Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı. Israrla çağrılmadı. Neden çağrılmıyor? MİT Müsteşarı darbe raporu açıklanmadan 3 gün önce raporunu iletiyor. O raporda maşallah, yani sanki istihbarat görevi yok da hani bir basit araştırma şirketiymiş gibi sadece herkesin bildiği bilgileri sıralıyor. Sorunlar şunlardır. MİT raporundaki çelişkileri açığa çıkarmak için biz müsteşarın komisyona gelmesini talep ettik. Alın size çelişkiler. Şöyle başlıyor MİT raporu 6. başlıkta. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından önce dış makamlarla paylaşılan çeşitli bilgiler olmakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde darbe girişimi olabileceği bildirimlerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihbarat toplanamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarat daha önceden ulaşılamamıştır. Nasıl olur arkadaşlar? Herkesin açın DTK dosyalarını, dava dosyalarını açın, muhaliflere yönelik davaları, her türlü ortam dinlemesini yapabilen MİT nasıl olur da TSK içinden bilgi alamıyor? Kaldı ki darbe girişimi sadece TSK içinde mi oldu? Organizasyonu ve hazırlıkları sadece subaylar arasında mı oldu? İddianamelere bakıyoruz. Hayır. İşte pek çok sivil ayağı var. Pek çok sivil bağlantı var. Bunu açıklamak zorundadır MİT Müsteşarı. Ve hükümet, MİT Müsteşarı'ndan siyaseten sorumlu hükümet açıklamak zorundadır. Ne gibi bilgiler geldi darbe girişimiyle ilgili, neden üzerine gidilmedi? Şimdi süre çok sınırlı olduğu için ayrıntılara girmeyeceğim ama Genelkurmay Başkanı'nın gönderdiği rapor da hakikaten insana pes dedirtiyor. Genelkurmay Başkanı işte MİT Müsteşarı'ndan öğleden sonra bir bilgi geldi diyor. Ne demek öğleden sonra? Hangi saatte? Tam olarak ne zaman? Ne kadar görüşüldü? Bunlarla ilgili tek bir bilgi raporda yer almıyor. Peki en geç 14.20'de binbaşı MİT karargahına ulaşıyor ve ihbarda bulunuyor darbe olacak diye. Cumhurbaşkanı ancak geç saatlerde saat 8 gibi eniştesinden öğrendiğini söylüyor. Ya böyle ciddiyetsizlik olur mu? Enişteyi çağırdık, komisyona çağırın dedik. Enişte mazeret bildirdi, gelmedi. Alexander Dugin'i çağırın dedik çünkü biz dedi 14 Temmuz'da Ankara'ya orduda hareketlenme var, darbe olabilir bilgisini ulaştırdık dedi Putin'in danışmanlarından. Dugin çağrılmadı ya da niye gelmedi bilmiyoruz. Fakat Türkiye'ye 8 Kasım'da geldiğini öğreniyoruz Dugin'in. 8 Kasım'da Türkiye'ye gelmiş. AK Parti grubuna katılmış. Ama darbe komisyonuna gelmiyor. Darbenin önceden bilgi alındığına dair bütün kaynaklar bilerek, kasıtlı olarak komisyondan kaçırılmıştır. Nedir kaçırmaya çalıştığınız, örtmeye çalıştığınız nedir? 652 sayfa raporun neredeyse tamamı bir hukuk ya da siyasal bilgiler fakültesinde dönem ödevi çapındadır. Böyle bir şey olabilir mi? Hatta şunu iddia ediyorum. Öğrencilerimden birine 3 ay süre verip bu konuda açık kaynaklardan bir ödev hazırla deseydim bunun en az 3 katı kaliteli bir rapor hazırlayacaktı. Bakın darbe girişiminin
çok vahim sonuçları oldu. Her şeyden önce 249 insanımız o gün hayatını kaybetti. Peki Sayın Sincan, buyurun. Sonuçlar onlardan ibaret değil. Darbe girişimi üzerine yeni bir rejim kuruldu. Darbe girişimi şimdi uygulanmakta olan rejimin kurucu efsanesi haline getirildi. Yüz binlerce insan mağdur edildi. Yüz binlerce insan ekmeğinden, aşından edildi. Siyasi alan bütünüyle otoriter ve zalim yöntemlerle kontrol altına alındı. Basın özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlükler askıya alındı. Bunların hepsi darbe girişiminin üstüne kurulmuştur. Darbe girişiminin hakikatini ortaya çıkarmayı engellediği sürece hem o geceki ölümlerden hem de bugüne kadar yaşanan bütün zulümlerden darbe komisyonunun AKP'li üyeleri başta olmak üzere hükümet ve Cumhurbaşkanı'na kadar uzanan siyasi iktidar silsilesi sorumludur.